Fatma Hocam, hep geyik kişiler, bizler, ekranları başındaki izleyenlerimiz, kanserden korunma yolları nelerdir? Kanserden kendimizi nasıl korumalıyız? Kanserden korunma yöntemlerinde özellikle önceki sağlıklı yaşam şartlarına, kurallarına uymak gerekiyor. Aktif hayat, yani haftanın çoğu günlerinde 30 dakika ağır olmayan eforla yürüyüş yapmak gerekiyor. Bütün kötü alışkanlıklar dediğimiz sigara, alkol, yani kanserin en başta nedenleri olan o alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor, korunma yöntemleri. Şişmanlık önemli bir risk faktörü. Onun için de kanserde de önemli. Kesinlikle önemli. Hemen birçok kanser de önemli. İdeal vücut kilosunda olmak için mümkün olduğunca gayret etmek gerekiyor. Olmadığında da tıbbi yardım. Yani bu metabolizma uzmanlar olabilir, el dokunma uzmanlar olabilir, diyetisyen olabilir. Onlara başvurmak gerekiyor. Yine kanserden koruma yöntemleri arasında bulaşıcı viral hastalıklar başta olmak üzere şüpheli ilişkiler, yani bir AIDS mikrobuna maruz kalmaya neden olabiliyor, bir hepatit B'ye, C'ye gibi şüpheli ilişkilerden uzak kalmak gerekiyor korumak için. Şimdi serviks rahim ağzı kanser için aşılar var, onların yapılması gerekiyor. Hepatit B'ye bağlı kanserlerin hem engellemiş oluyorsun, aşılayarak zamanında, yani hiç olmadan korunmuş oluyorsun. Yani ilgili bizim bağışıklama dediğimiz ya da aşılama dediğimiz aşıları zamanında yaparak yine bir korunma yöntemine girmiş oluyorsun. Korunma demeyelim ama erken tanı açısından gerekli taramaları gerektiği yaş gruplarında yapmak gerekiyor. Yani başlıca bunları söyleyebiliriz korunmadaki yöntemlerde. Daha bunlarla ilgili ayrıntılı pek çok işte seminer konusu olan yine alt konularda yine başka günlerde konuşabiliriz.